Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Bu videomuzda asking for clarification yani doğru anlama, netleştirme soruları konusunu çalışacağız. Haydi başlayalım. Asking for repetition anlamadığımız bir şeyin tekrar edilmesini istemek demektir. Ayrıca buradaki fiil ise repeat fiili repeat tekrar etmek demek. Asking for clarification ise anlamadığımız bir şeyin netleştirilmesini istemek demek. Burada da fiili çıkartalım. Buradaki fiilimiz clarify. Clarify netleştirmek yazalım. Netleştirmek ve açıklamak anlamlarına gelir. Açıklamak. Konunun mantığı çok basit. Asking for clarification yani anlamadığımız bir şeyin netleştirilmesini istemek ya da asking for repetition anlamadığımız bir şeyin tekrar edilmesini istemek. Birisi bir şey söylüyor. Biz duymuyoruz ya da duyuyoruz ama tam anlamıyoruz. Karşımızdaki kişinin söylediği şeyi tekrar etmesini istiyoruz. Ve bunun için kullanmamız gereken, kullanabileceğimiz bazı yapılar var. Şimdi onlara bakalım. Anlamadığımız bir sözü, tam duyamadığımız bir şeyi doğru anlamak için bazı soru kalıplarını kullanabiliriz. Öncelikle "What did you say?" diye sorabiliriz. Yani ne söyledin? Ne dedin? anlamlarına gelir. Şimdi bu soru yapısını isterseniz what did you say diye okuyabilirsiniz ya da what did you say diye okuyabilirsiniz. Daha çok Amerika'da what did you say diye okuyorlar. I am sorry I didn't understand. Yani I did not I did not understand. Özür dilerim. Anlamadım birinin söylediği şeyi tekrar etmesini istemek için kullanabileceğimiz yapılar. Bakalım. Do you mean? Şöyle şöyle mi demek istiyorsun? Ya da what do you mean? Sen ne demek istiyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Could you repeat please? Tekrar edebilir misin? Ya da tekrar edebilir misiniz lütfen? I mean, Şöyle şöyle demek istiyorum. Bir kere okuyup tekrar edelim. Do you mean? Şöyle şöyle mi demek istiyorsun? What do you mean? Ne demek istiyorsun? Could you repeat please? Tekrar edebilir misiniz? Edebilir misin lütfen? I mean şöyle şöyle demek istiyorum. Yine birinin söylediği bir şeyi anlamadıysak şöyle diyebiliriz. I'm sorry, I'm not sure what you mean. Üzgünüm, ne söylediğini anladığımdan emin değilim. Can you repeat please? Tekrar edebilir misiniz? Tekrar edebilir misin lütfen? Bakın, buradaki be sure emin olmak demek. Şöyle dursun. Şimdi bir defa okuyup tekrar edelim. I'm sorry, I'm not sure what you mean. Üzgünüm, ne söylediğini anladığımdan emin değilim. Can you repeat please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? Ya da tekrar edebilir misin lütfen? I'm sorry, I didn't hear you. Özür dilerim, seni duymadım. Can you say that again? Tekrar söyleyebilir misin? Bu yapıları da tekrar okuyalım. I'm sorry, I didn't hear you. Özür dilerim, seni duymadım. Can you say that again? Tekrar söyleyebilir misin? Buradaki that karşılığı karşımızdaki kişinin söylediği şey. Yani onu tekrar söyleyebilir misin gibi de düşünebiliriz. Şimdi örnek cümlelerle konuyu iyice pekiştirelim. Which modem do you use? Sen hangi modemi kullanıyorsun? Karşımızdaki kişi bu cümleyi duymadıysa, tam olarak anlamadıysa bize şöyle bir şey sorabilir. Sorry, what you mean? Özür dilerim, ne demek istiyorsun? Bu sorusu ile bizim söylediğimiz şeyi tekrar etmemizi istemiş oldu. I mean, do you use a cable modem? or a wireless modem. Diyorum ki kablolu modem mi kablosuz modem mi kullanıyorsun? Yani buradaki sorduğumuz şeyi farklı bir cümleyle şurada tekrar dile getirmiş olduk. Yani konunun daha anlaşılır olmasını sağladık. Şimdi bu örnek cümleleri de tekrar okuyalım. Which modem do you use? Hangi modemi kullanıyorsun? Sorry, what do you mean? What do you mean? Özür dilerim, ne demek istiyorsun? I mean, do you use a cable modem or a wireless modem? Diyorum ki, kablolu modem mi, kablosuz modem mi kullanıyorsun? Şimdi örneklere devam edelim. Is it Monday or Tuesday today? Bugün pazartesi mi, salı mı? I'm sorry, I didn't hear you. Özür dilerim, seni duymadım. What day is it today? Bugün günlerden ne? Sorry, it's Tuesday. Affedersin, bugün salı. Şuraya da bir virgül koyalım. Şimdi bunları da tekrar okuyalım. Is it Monday or Tuesday today? Bugün pazartesi mi salı mı? I'm sorry, I didn't hear you. Özür dilerim, seni duymadım. What day is it today? Bugün günlerden ne? Sorry, it's Tuesday. Affedersin, bugün salı. Örnek cümlelerle devam edelim. Are you thirsty? Susadın mı? Could you repeat please? Tekrar edebilir misin lütfen? Would you like to drink something? Bir şey içmek ister misin? Şimdi tekrar edelim. Are you thirsty? Susadın mı? Could you repeat please? Tekrar edebilir misin lütfen? Would you like to drink something? Bir şey içmek ister misin? Şöyle düşünelim. Bir arkadaşımızın evine misafirliğe gidiyoruz. O bize are you thirsty diyor. Yani susadın mı diyor. Ama biz tam duymuyoruz ya da anlamıyoruz söylediğini. O yüzden could you repeat please diyoruz. Tekrar edebilir misin lütfen? Arkadaşımız söylediği şeyi anlamadığımızı fark ediyor ve soruyu değiştirerek tekrar soruyor. Would you like to drink something? Yani bir şey içmek ister misin? Şurada sorduğu şeyi are you thirsty'yi değiştirerek şu şekilde tekrar söylüyor. Susadın mı yerine bir şey içmek ister misin diyor. Ve the end of the video. Yani asking for clarification. Doğru anlama, netleştirme soruları, yapıları konusunun sonuna geldik. Konuyu sade bir şekilde çalıştığımız videoyu tekrar izlemeniz, örnek cümleleri tekrar etmeniz faydalı olacaktır. Bu konu aynı zamanda 8. sınıf İngilizce konularından bir tanesi. Bakın burada ne yazıyor? Thank you, teşekkür ederim. Now I understand. Şimdi anlıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.